Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bizi son günlerde ve bayağı zamandır aslında sorular soruyorsunuz şu konuda. Yani hocam bizim formasyonumuz bu yok. Bizim hani durumumuz nedir, ne olacak? Biliyorsunuz biz bununla alakalı 2 ay önce bir video çektik. Ama tabii ki hani sizin durumunuz ortada. Şimdi arkadaşlar ben bu durumu tekrardan anlatmayacağım. Çok merak eden olursa linkini aşağı bırakırım. Peki hocam biz ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Yani durum ortada. Şu anda sizin formasyonunuz yok ve dolayısıyla şu anda siz hani sanki ikinci öncelikli durumunda gibisiniz. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Sonuçta hani durum da bu. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şu bana göre. Hani siz sanki formasyonunuz varmış gibi çalışmaya başlayın. Evet arkadaşlar, yani burası Türkiye ve ne olacağı hiç belli olmuyor. Aynı durumda ben de kalmıştım mesela. İşte formasyon kalktı, kalkacak. İşte mezun olduktan sonra alabilir miyim, alamaz mıyım? O zaman da isim değişikliğine falan gidilmişti bu formasyonda. İşte öncesinde testsiz bir şeydi. Sonra işte formasyona geçti falan. Her neyse. Tam o arada işte kalktı, alamayacağız diye düşünürken bir anda bir kanun çıktı. Okuyanlara da verileceği üzerine. Ben mesela okurken 3. sınıfta aldım, 4. sınıfta aldım. Üzerinden 1-2 sene geçti. Sonra evet, onu da kaldırdılar. İşte bittikten sonra falan. Yani arkadaşlar bakın. Dolayısıyla böyle özel bir durum ortaya çıkarsa eğer başlamamış olursanız dolayısıyla ne olmuş olur? Mesela atıyorum Mart ayında çıktı bu özel kanun. O zaman ne olmuş olur? Geç kalmış olursun. Dolayısıyla siz sanki hani hiçbir sıkıntı olmayacakmış gibi, yani atanabileceği hani direkt aynı şartlarda atanıyormuşsunuz gibi çalışmaya başlayın arkadaşlar. Diyelim ki olumsuz oldu durum. Yani hakikaten yani sizi hani eğitim fakültelerinin ve formasyonu olan arkadaşlarımızın arkasından atama durumunuz var. O zaman da şunu yapmanız, hani ikinci size vereceğimiz öneri arkadaşlar, P3'ü yüksek tutun. Yani genel kültür yetenek sınavından alacağınız puanı yüksek tutmaya çalışın. Ben bunu mesela atanamadığım yıl hani fark etmiştim. Ben eğitim mezunuyum ama ilk senemden çok düşük puan almıştım. Çok düşük değil ama hani bizim bölüm için düşüktü. Yani ben o sene mesela bu P3 puanımla düz memurluğa da başvurdum, gardiyanlığa da başvurdum, cezaevi idare amirliği, cezaevi öğretmenliği, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı, iş ve meslek danışmanlığı, düz memurluk alımlarının genel işte dediğim gibi memurluğuna, bankalara, yani hayır. giremedim ama 80 puanım falan vardı P3'ten. demek istediğim şey şu, o P3 puanı çok işe yarıyor yani arkadaşlar. Dolayısıyla yani mesela benim kafamda şu oluşmuştu ikinci senede. Yani bunlardan da bahsedeceğim bir başka videomuzda da. İkinci senede yani dedim hani hazırlanırken dedim hani hepsine yükleneceğim ama P3'e özellikle yükleneceğim. Niye? Çünkü fizikten hiç alım olmasa bile genel memurluk alımı oluyor, gardiyanlık alımı oluyor, işte cezaevi idare amirliği alımı oluyor. Oluyor da oluyor yani. Hani P3'te başvurabileceğiniz çok fazla yer oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla muhtemelen hani karşınıza çıkan yerlerden birisini tutturursunuz yüksek bir puan alırsanız P3'ten. Dolayısıyla hani size ikinci vereceğim en büyük tavsiye P3'ü, yani genel kültür yetenek, yani Türkçe, matematik, sosyal, tarih, coğrafya, vatandaşlık, bunlardan gireceğiniz sınavı yüksek tutun arkadaşlar. Evet, yani gerçekten şu anda sen sayınca bir anda ben hiç onu sen düşünmedim. Sen de fark ben onu hiç düşünmedim. Ben direkt öğretmenliğe odaklanmış bir şekilde. Ben öğretmen olacağım diye dolaşıyordum ortalıklarda. Ya yelpazeyi biraz genişletmek evet, gerekiyor. Niye? Ben mesela o KPSS'yi ikinci hazırlandığım yılda hep hani şeyleri de takip ediyordum. Öğretim üyeliği alımları. Bak mesela bunları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan hep bahsedeceğim bir sonraki videoda. Şu an bu video gibi oldu. Evet, yok olmaz olur. Mesela özel üniversitenin birini de tutturmuştum o zaman. Yani hani farklı şeyleri de düşünmek lazım. Hani yelpazeyi biraz açık tutmak lazım. Ya olmazsa diye. Evet. O da aslında şunu sağlıyor arkadaşlar. İçinizi rahatlatıyor. Yani ikinci bir seçeneğe dahil olmanız, onaylanmanız, hani diyorsun ki ya olmazsa da artık benim ikinci seçeneğim var. Mesela benim bu çok içimi rahatlatmıştı. İlk girdiğim KPSS'de çok heyecan yapmıştım, yapamamıştım. İkincisinde bu bana bir rahatlık vermişti mesela. Dediğim gibi arkadaşlar işte bu tip şeyler var. Ama ayrıca psikoloji, sosyoloji gibi bölümlerin mezunuysanız hani
bu tip bölümleri bitirip öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bu mezunlar da mesela P3'te farklı farklı kadrolara yine dahil olabiliyorlar. Dediğim gibi işte bu şekilde fırsatlar da oluyor arkadaşlar. Evet, ben de böyle düşünüyorum arkadaşlar. Sakın çalışmayı bırakmayın diyoruz. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Dediğimiz gibi farklı yelpazeler de karşınıza çıkabilir. Yani farklı olanaklar da karşınıza çıkabilir. O yüzden arkadaşlar çalışmayı sakın bırakmayın. Aynı formasyon almış gibi işte atanacakmış gibi hazırlanın. Evet, yani farklı farklı branşlardan hep bize soran arkadaşlarımız oluyor. Tavsiyemiz dediğim gibi arkadaşlar, birincisi sanki formasyon varmış gibi, hiçbir sorun yokmuş gibi çalışmaya felaket derecede başlayın. Yani gecenizi gündüzünüze katın. Ben öyle çalıştım. İkincisi de P3'ü yüksek tutun. Yani genel kültür yeteneğe de apayrı bir önem verin. Hani mümkün olduğunca yüksek puan almaya çalışın ki hani bu da sizin B planınız olmuş olur böylece. Yani önemli olan hani bir yere girmek, ondan sonra farklı yerlere de geçiş imkanlarınız oluyor arkadaşlar. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.